Zaman zaman milletvekilleri arasında kimi konular üzerinde fikir ayrılıkları olabilir elbette. Tutum ayrılıkları da olabilir. Burada önemli olan iki nokta var. Birincisi, Cumhuriyet Halk Partisi bir bütündür, birlik halindedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin politik söyleminin tamamen arkasındadır ve bu karanlığı bu ülkenin üzerinden yırtıp atmak için kararlılıkla birlik beraberlik içerisinde eksiksiz çalışmaktadır. Ortada bir grup kararı olmadığı için bu inisiyatif milletvekillerimize bırakılmıştır. Kendi takdirleridir. Buradan bir bölünmüşlük duygusu çıkartmayı insafsızlık olarak değerlendiririz. Adalet Bakanı Türkiye'nin gerçeklerinden kopuk. Adalet Bakanı'na şunu sormanızı istiyorum. Sayılar ortada. Sayıları bilmiyorlar. 2 milyon mu, 4 milyon mu onu dahi bilmiyorlar. Komisyon raporunda kendi önergelerinde bile 4 milyon mu, 2 milyon mu belli değil. 2 milyon olsun. 2 milyon hayvan için yüz binlerce barınak lazım. Yüz binlerce barınak bir ayda yapılmış olabilir mi? Bir ayda yüz binlerce barınak yapılmış olabilir mi? Hani öldürmeyecektiniz köpekleri? Hani yaşatacaktınız? Hani ötenaziyi kaldırmıştınız? Dilimizde tüy bitti bizim burada. Ve bunun böyle olacağını, bunun bir tehdide dönüşeceğini ve ilk fırsatta muhalefete bize saldırmak için kullanılacağını biz söyledik. Nitekim aynı şey gerçekleşiyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler asla hayvan katili olmayacak. Biz barınakları hızla yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar o hayvanları olmaları gerektiği yerlerde sokaksa, kimi seçilmiş ve güvenli yerlerde veya barınaklarda yaşatmanın mutlaka yolunu bulacağız. O güne kadar da bu tip düşünceleri reddediyoruz. Hayvan katillerini de teşhir ediyoruz. Milletimizin takdirine sunuyoruz. Bir şey daha söylemek isterim değerli arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin hepsi vatansever ve milletperverdir. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri her yönüyle bu ülkeye, bu topraklara aşkla bağlıdır ve bütün emeklerini de bu AKP karanlığını bir an evvel yıkmak, ülkemizi aydınlık bir geleceğe kavuşturmak ve Mustafa Kemal'in çizdiği muasır medeniyet seviyesine ulaştırmak, hatta onun üstüne taşımak üzere de gece gündüz çalışmaktadır. Değerli arkadaşlar, bir gündem daha var. Bu kürsüden de çok konuştuk. Her yerden konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu konuyu çok ısrarla takip ettik. Narin cinayeti maalesef bir karanlığa götürülüyor. Küçük Narin'in bedeni 19 gün beklendikten sonra bulundu. Kimse bize 19 gün boyunca polisin, kolluğun, savcılığın etkili soruşturma yaptığını, enerjik davrandığını, görevini tam yaptığını söyleyemez. Narin'in bedenini bir dere yatağına bıraktılar. 19 gün beklediler. İçişleri Bakanı da biliyordu. Galip Ensarioğlu da biliyordu. O köydeki herkes biliyordu. Ama 10 köy, 10 evin olduğu, altı üstü 100 kişinin yaşadığı bir köyde aile çözülemediği için, çözülmek istenmediği için 19 gün sonra bulundu. Adli tıp raporu geldi. 91 örnek alınmış. 91'inde de bir başka DNA örneği bulunamamış. Ne bekliyordunuz ki? Zaten bunun için beklediniz. 19 gün beklediniz. İşte tam da bunun için beklediniz. Deliller kararsın diye beklediniz. Şimdi ne var elimizde? Tanık ifadeleri var. Tanık ifadeleri herkes birbirini koruyor zaten. Ve göreceksiniz. Somut delil olmadığı için ve şüpheden sanıklar yararlanacağı için Narin cinayetini işleyenlerin hepsi tek tek tahliye olacaklar. Ve biz de bir sonraki Narin cinayetine kadar vicdanımızı rahatlatmış olacağız. Bunu reddediyoruz. İçişleri Bakanı'ndan başlayarak kimse sorumlu. Teftiş kurulu harekete geçmeli. Kim görevini yapmadıysa, kim eksik yaptıysa, kim safsakladıysa sonucuna katlanmalı. Çünkü onlar da Narin cinayetinin birinci dereceden ortağıdır. Yardım ve yataklık yapmaktan suçlusudur.